Merhaba Canlar, ben Cem Kervan ve bugün sazım var, bir de semahım var. Bu sema benim bestem ve konusu Hazreti İsa'nın şeceresi. Biliyorsunuz herkesin bir soyu sopu var ama önemli kişilerin soylarını yani soy kütükleri, soy ağaçları bir belge haline getiriliyor ve ona şecere diyoruz. Şimdi Hazreti İsa'nın şeceresi İncil'in Mata bölümünün Mata suresinin ilk sayfasında bulunuyor ve ta Hazreti İbrahim'e dayanıyor. Hem de Hazreti Davud'a dayanıyor. Şöyle başlıyor. İbrahim İshak'ın babasıydı. İshak da Yakup'un babasıydı. Yakup Yahuda'nın babası. Öyle devam ediyor. Hazreti Davud'a geliyoruz. Hazreti Davud zaten şah, padişah, hünkâr, hüdavendigâr, hükümdar. Ve dolayısıyla tabii ki Hazreti Davud'dan gelen bir soy var, şah soyu. Yani Hazreti Davud'un oğlu Süleyman, o da şah, Süleyman şah. Ve devam ediyor ve eninde sonunda hanedan Hazreti İsa'ya geliyor. Hazreti İsa da dolayısıyla bir şah. Hani Hazreti İsa'ya Mesih diyoruz ya. Şimdi Mesih ne anlama geliyor? Mesih mesedilmiş kişi demek. Mesih etmek bir simge, işaret. Yani yağ ile işaret yapıyorlar ve o kişi Mesih oluyor. Yani şah oluyor. Ama tabii ki Hazreti İsa'nın şahlığı dünyevi bir şahlık değil. Semavi, ilahi, manevi bir şahlıktır. Hatta içsel, batıni bir şahlıktır. Yani eğer bir kişi gerçekten onu kendi şahı olarak kabul ederse o kişi Hazreti İsa'nın şahlığına girmiş oluyor. Şimdi bak bu çok yanlış anlaşılıyor. Sanki belli bir kültürün, belli bir ulusun, milletin, ümmetin, etnik grubun tekelinde, bir medeniyetin tekelinde oluyor. Hayır. Evrensel bir şey bu. Yani bütün insanlar için bütün insanları kapsıyor. Onun için bu evrensel şahlığını anlatan bazı bestelerim var. İlki bu. Hazreti İsa'nın şeceresi. Şimdi paylaşayım. İnşallah beğenirsiniz. İbrahim İshak'ın babasıydı, İshak da Yakup'un babasıydı, Yakup Yahuda'nın babasıydı, Mesih'im İsa'nın şeceresidir. Yahuda Peres'in babasıydı, Peres de Hesron'un babasıydı. Hesron ise Ram'ın babasıydı. Efendim İsa'nın şeceresidir. Ram Aminah
Aminadav'ın babasıydı. Aminadav Nahşon babasıydı. Nahşon da Salmon'un babasıydı. Hünkârım İsa'nın şeceresidir. Salmon da Boaz'ın babasıydı. Boaz da Oved'in babasıydı. Oved de İshay'ın babasıydı. Sultanım İsa'nın şeceresidir. Şeceresidir. Şah Davud'un babasıydı. Davud da Süleyman'ın babasıydı. Süleyman Rahavam'ın babasıydı. Tek yolum İsa'nın şeceresidir. Rehavam Aviya'nın babasıydı. Aviya Asa'nın babasıydı. Asa Yehoşafat'ın babasıydı. Yarenim İsa'nın şeceresidir. Yehoşafat Yoram'ın babasıydı. Yoram Uziya'nın babasıydı. Uziya Yotam'ın babasıydı. Canan'ım İsa'nın şeceresidir. Yotam da Ahaz'ın babasıydı. Ahaz Hizkiya'nın babasıydı. Hizkiya Manaşe'nin babasıydı. Kurbanım İsa'nın şeceresidir. Manaşe Amon'un babasıydı. Amon Yoşiya'nın babasıydı. Yoşiya Yehoyakin babasıydı. Tabibim İsa'nın şeceresidir. Yehoyakin Şealtiel'in babası. Şealtiel Zerubbabel'in babası. Zerubbabel Avihud'un babası. Mürşidim İsa'nın şeceresidir. Avihud Eliakim'in babasıydı. Eliakim da Azor'un babasıydı. Azor ise Saduk'un babasıydı. Dermanım İsa'nın şeceresidir. Saduk da Ahim'in babasıydı. Ahim Elihud'un babasıydı. Elihud Elazar'ın babasıydı. Hayatım İsa'nın şeceresidir. Elazar Matta'nın babasıydı. Matta'nın da Yakub'un babasıydı. Yakup da Yusuf'un babasıydı. Candaşım İsa'nın şeceresiydi. Yusuf Meryem ananın kocasıydı. Meryem'den Şah İsa dünyaya geldi. Kelimetullah, ruhullah, Mesih'ti. Candaşım İsa'nın şeceresidir. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve haftaya görüşmek üzere.
Ama onu demeden önce eğer beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, tıklayın ve abone olmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Evet, haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.